afiyet olsun. Bir tane peçete rica edebilir miyim? Peçete derhal. Kenan, peçeteler nerede? Bilseydin şaşardım zaten. Nereden bileceğim şimdi? Evde peçete mi getirdin? Ablamazsan bozmayın. Şşş, tamam at. İlk ve son kez böyle bir şeye göz yumuyorum, haberin olsun. Peçeteye mi? İstemeyin bir peçete. Yıkayın elinizi siz de. Afiyet olsun. Ne kadar güzel, otantik bir yer ya burası. Evimde gibi. Kahvaltı da veriyor musunuz? Tabii tabii. Sen istersen öğlene kal, yemek yiyip gidersin. Öğlen yemeği yetmez anne. Bence gece yatıya da kalsınlar. Perihan yengeleriyle benim aramda yatarlar. He Perihan, he damat. Tamam be baba bey. Baba. Ateş Bey, ilgilenir misiniz? Celal Bey, ilgilenir misiniz benden müşterilere servisi? İt ite buyurdu, et de gitti kuyruğuna buyurdu. Çekil. Hadi şöyle. Celal yardım et bir çocuğa. Hadi Celal'cim, bey. Hadi Celal. Sen ne bekliyorsun, buraya kadar gelmişsin. Gir içeri, devam et. Devam et Musul, devam et. Hadi alt tarafı damacana taşıyorsun, yürü. Baba. Hayırdır? Dükkanımın iskemlerini aldınız, yetmedi. Şimdi evimdekileri mi almaya geldiniz? Biraz öyle olacak Celal Bey. Aşk bohçam diye bir site kurmuşsunuz. Adres de burayı gösteriyor. Ne vergi levhası, ne fiş, ne fatura var. Arkadaşlar da Sağlık Bakanlığı'ndan. Şu anda her şeyiniz gayri resmi. Yani bildiğiniz seyyar satıcı gibisiniz. Baba ne oluyor? Ercan Bey. Yok bir şey. Burada gayri resmi hiçbir şey yok. Ateş Bey, siz isterseniz bu konuya dahil olmayın. Ben dahil olmadan olmaz. Çünkü burası benim evim. Haklısınız Ateş Bey. Burası ev. Ancak ticarethaneye dönüşmüş. Bakın, müşteriler de var. Ceza işlemi uygulayın. Teyze! Teyzem, ne oluyor burada? Bunlar neden bize müşteri diyor teyzem? Ay yeğen, yeğenim benim. Vallahi ben de anlamadım ki. Ne oluyor burada? Teyze mi? Teyze tabii. Tabii ki teyze. Yani beyefendi, bakın. Buradaki herkes akraba. Ne herkes? Müşteriye benzer hallerim var. Baksanıza müşteri değil onlar. Değil mi, değil mi? Evet. Sen annene geçen gün demiyor muydun uzak akrabalarımızla tanışalım diye? Ya. Tabii aile bağları önemli dedi. Ya. Biliyorum. Hatta ikinci, üçüncü göbekten akrabayız hepimiz. Sosyal medyadan buluştuk da toplaştık. Hatta bakın bu benim halamın torunuymuş, biliyor musunuz? Evet. Günümüzde akrabalık bağları koptu. Biz de tanışmak için bir araya geldik, böyle bir organizasyon yaptık. Şu ayıp dayım sağ olsun, bize böyle bir yemek organize etti. Değil mi dayı? Tabii dayıcığım, tabii. Benim duyumu ben çocuk böyle. Ben de halasının kızının yeğeniyim. Benim ismimi de Süheyla ablam koymuş. Ben koydum. Ben bunu 10 yaşından beri tanıyorum, değil mi Demir? Haydi, 13 falandı zaten. Nazım'ın ismini ben koydum. Yani. Nevziyem, torun, akraba, hızım. Gördüğünüz gibi Ercan Bey, burada müşteriler değil, kocaman büyük bir aile var. Dışarıdan art niyetli olan hiç kimsenin yıkamayacağı, birbirine sevgiyle bağlı kocaman büyük bir aile. Sanırım siz yanlış bir istihbarat aldınız. Siz iyi isimin, babama selamlarımı söyleyin. Bir de sevginin ve aile bağlarının karşısında hiçbir şeyin duramayacağını ve sevginin her zaman kazanacağını özellikle ekler ve iletirseniz çok sevinirim. Çıkalım. Lütfen. Tabii canım, ne yapacaksın? Karpuz kesecektin. Karpuzu da yiyelim. Gelinler yiyelim. Koyarız o zaman. Aferin be çocuk.